AK Parti bu videoyu sipariş etmiş. Henüz insanlar enkaz altındayken böyle bir videoyu paylaşıp da ya işte asrın felaketi, dünyanın en büyük depremi bu, Japonya'da da oldu ama onun derinliği şöyleydi, yüzeyi böyleydi, evet, bizimki öyle değildi falan filan demek neyin ihtiyacı Suat Bey? İşte bu temelde toplumda bir anda tartışılmaya başlayan ve sorumlu aramaya doğru insanları yöneltecek olan, çünkü bir süre sonra soru sormaya başlıyorsunuz bütün bunlar niye oldu diye. Ona yanıt aramaya çalıştığınızda bir dakika, o yanıtları aramayın. Bu asrın felaketi, buna hiç kimse yetişemezdi. Kim ne önlem alırsa alsın burada bir şey yapılamazdı. Bu duyguyu vermeye yönelik adeta tırnak içinde aslında bir tür dezenformasyon hesabı. Neden? Burada insanlara bu mesajı vermeye çalışan kim yok. Sadece asrın felaketi yazıyor. Yani örneğin eğer serbestiyetin dediği doğruysa, bunu AK Parti yaptırmışsa, bunun açık iletişim olması gerekir. Orada biz bir AK Parti logosu görmeliydik. Ya da bunu bir sivil toplum örgütü yaptırdıysa, orada o sivil toplum örgütünün bunu yaptırdığını görmeliydik ki açık kaynaktan bu bir tezi ileri sürenlere karşı da, karşı tezi ileri sürenler o kuruma, onun yöneticilerine hayır bu mesele bu değil gibi bir karşı çıkış yapılabilsin. Ama hayır. Bu özellikle çok takipçili bir hesap satın alınarak, yani 70 bin küsür civarında ben baktığımda bir rakam vardı. Fakat onun aslında orada bir aceleye de gelme söz konusu olmuş. Favorilerini ve beğenilerini silmeyi unutmuşlar. Unutmuşlar. Dolayısıyla da ortaya aslında onun daha önce başka şeyler için kullanılan bir hesap olduğunu anlıyoruz buradan. Yani burada her şey tamamen bir dizayn. Burada ne asrın felaketi gibi bir mesaj vermeye çalışmak, ben depreme böyle bakıyorum, aslında bu bizim bu anlattıklarımız işte ana sorundur, bunun üzerinden yaklaşalım gibi değil. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz tezi, yani o soruları sordurmamak. Bir dakika, sorumlu kim? Sorusunu sordurmamak üzerine dizayn edilmiş maalesef bir çalışma. Serbestiyetin haberi doğruysa, söylediğiniz gibi bunu AK Parti hazırladıysa, AK Parti bu videoyu Twitter'a koyarken kendi imzasını da atmadıysa şunu düşünmüş olması gerekir. Eğer biz buraya kendi adımızı koyarsak bu videonun inandırıcılığı zayıf olur. Hem zayıf olur hem de... Bu da çok ironik değil mi? Yani siz hazırlıyorsunuz. Tabii. Siz koyuyorsunuz, hayır, adınızı yazmıyorsunuz. Zayıf olur da şöyle bir problem var. Bakın yani burada hani belki bunu biraz böyle şey konuşuyoruz, gülümsüyoruz ama bu çok trajik bir durum. Yani zaten deprem dehşetengiz bir, büyük bir korkunçlukta. Evet, çok büyük bir felaket bu. Ama bu felaketin önlenebilirliğiyle ilgili bu sayıları gittikçe artan kayıpları biz insanlardan, işte çeşitli uzmanlardan dinledikçe ve bu sayılar gittikçe arttığında aslında aynı zamanda şunları da duyuyoruz. Sadece 2 yıl önce Maraş işaret edilerek, hatta 2 depremin bir arada olabileceği bir bilimsel rapora yansıyacak biçimde. Bile onu bile hesaplayan. Onu dahi yazmışlar. Oranlar yazılmış. Şimdi 7.6 ve 7.7 değil, 7.4, 7.5 gibi ama yine inanılmaz derecede yakın bu tahmin edilmiş. Hatta neler yapılması gerektiği AFAD'ın bir toplantısında konuşulmuş bile, yine Maraş'ta. Evet. Şimdi bütün bunlar varken bunları konuşmayalım, bunları sormayalım. Neden? Bunlar konuşulduysa bunlar niçin yapılmadı? Bu soruları, hayır bunları sormayın çünkü bu öyle bir felaketti ki bununla kimse baş edemezdi. Buna karşı bir önlem alınamazdı. Bakın bu tez Sayın Cumhurbaşkanı tarafından aynen bir cümleyle söylendi. Böylesi büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildi biçiminde. Mümkün olduğunu aslında iktidar kendisi söylüyor. Nasıl evet. söylüyor biliyor musunuz? Ben size bir örnek vereyim. Anadolu Ajansı dün bir haber yaptı. Birkaç gündür yapıyorlar da. Deprem bölgesindeki TOKİ evlerinin başına hiçbir şey gelmedi. Evet. Yapısal bir hasar görmediler. TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi diyor Anadolu evet. Ajansı. Demek ki... Ve bunu da bir propaganda aracı olarak evet. kullanıyorlar. Evet. Demek ki hazırlık olunabiliyormuş. Evet. Demek ki devletin yaptığı evler yıkılmıyormuş. O zaman devlet kendi yapmadığı evlere de sahip çıkaymış. Demek ki mümkünmüş. Evet. Yani mümkün değildi tezi aslında mümkünmüş olarak aynı sizin verdiğiniz örnekte ve yapılan bilimsel çalışmalarda da ortada. Şu tez, yani bunun bir tür algı yönetimi çabasına dönüştürüldüğü ve buna dayalı da sadece bakın
Bu hesapta yayınlanan ve bu hesapta kullanılan bir kavramsallaştırmadan bahsetmiyoruz. Yani asrın felaketini kastediyorum. Bu tırnak içinde yandaş medya diye nitelediğimiz birçok medya organında da ısrarla kullanılan bir kavrama dönüştü bu. Hatta bakın devletin ajansı, Anadolu Ajansı biraz önce bu hesapta gösterdiğiniz infografikler gibi infografikler hazırlayarak o grafiklerin üzerine de Anadolu Ajansı asrın felaketi yazdı. Evet, bu o asrın felaketi Twitter hesabından, yani bu videonun paylaşıldığı hesaptan, söylediğiniz gibi infografikler de paylaşıldı. Aynı evet. Anadolu Ajansı'nın... Evet, bu infografikler evet. Bunların evet. Bir benzeri, buradaki bilgilerin kullanıldığı altında ama bu sefer Anadolu Ajansı'nın logosu olan, yani devletin resmi ajansının logosu olan, burada kullanılan bilgilerin adeta bir derlemesi, yine asrın felaketi başlığıyla kullanıldı. Yani burada dizayn olarak da benziyor. Evet. Evet. Infografik olduğu için hani onda bir sorun yok ama sonuçta buradaki datanın orada yeniden üretildiğini görüyoruz. Yani burada bir algı yönetimi var ve buna maalesef objektif bir şekilde haber vermesi gereken şu anda Türk halkının ana haber kaynaklarından biri olan bütün televizyonları, gazeteleri besleyen bir ajans böylesi bir algı yönetimi sürecinin sanki bir parçasıymış gibi bir evet. Yola dönüşmüş evet, Anadolu durumda. Ajansı'nın bütün haberleri asrın felaketi diye başlıyor. Evet. Evet. Sizden evvel söyledim. Suat Bey, bu işe yarıyor mu sizce? Yani insanlar bunun evet asrın felaketi, yani 10 ilde deprem olmuş, büyük deprem, 2 tane büyük deprem peş peşe gelmiş, iktidarda ne yapsın kardeşim, yani nasıl baş edecek adamlar diyorlar mı? Bu belli bir kitle için yapılıyor çok uzun zamandır. AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın diyelim ısrarla yapmaya çalıştığı bu tür algı yönetimi çabalarının hedef kitlesi aslında belli. Ve bu tür kendi seçmen tabanını olabildiğince konsolide etmek. Yani o tabandan kimsenin bir biçimde kopmamasını sağlamak. Ve bu soruları sordurmamak o tabana. Onun yerine bu tür bir bilgilendirmeyle, ya bir dakika, biraz önce sizin de kurduğunuz cümle gibi, ya bu aslında öyle çok da kolay baş edilecek bir şey değildi. O ilk iki gün aslında yetişememe, koordine edememe, insanları o enkazdan çıkaramamanın da haklı sebepleri var gibi bir algıyı en azından birinci aşamada orada oluşturmak. İkinci hedef kitle ve daha önemli olan hedef kitlene AK Parti'den ya da Cumhur İttifakı'ndan bir biçimde kopan, bizim kararsızlara çekildi dediğimiz kitle. O kitlenin özellikle bu tür çok büyük bir felakette, yani vicdani düzeyde duygusal bağını tekrar sorgulayabileceği, Cumhurbaşkanı'na karşı hissettiği duygusal bağı, AK Parti'ye ya da eskiden durduğu siyasal akıma karşı o bağın zarar görmemesi için bir tür sorgulamaya girmemesi gerekiyor. Bu ve benzeri konular bu kadar büyük bir kayıp şu anda. İşte hatta işte biliyorsunuz bir takım projeksiyonlara göre bunun 50 bini 100 bine doğru gidebileceği söyleniyor. Maalesef. Kayıpların. Bu ve benzeri ağır süreçler bu seçmende ya da bu kitlede bir dakika burada bir sorumlu arama kavşağına doğru geldiğinde o sorumlu kavşaktan tekrar AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na doğru bir yönlenmeyi sağlamak için yapılıyor. Bu iktidarın muradı. Evet. Gerçekleşir mi? Hayır. Neden? Çünkü mesele salt bu, işte şu anda bunu burada yapıyoruz, bu programı. Fakat bu aynı zamanda biraz bütünleşik dediğimiz bir şekilde düşünülüyor. Sosyal medya kısıtlamaları, dezenformasyon yasası, bütün bunların hepsi biraz da bunun için. Yani bu ve benzeri bilgiler veya çalışmalar ortaya çıktığında bunu sorgulatabilecek, soru işaretlerini yaratabilecek organları ya da yapıyı ortadan kaldırmak. Sosyal medya işte en büyük araçlardan biri, çünkü o işte bunun gerçekleşmesini engelliyor. Engelliyor. Siz ne yaparsanız yapın, orada geri döndüğünüzde, işte bu infografiklere gittiğinizde, bir dakika, tamam kardeşim bu böyle de bir de şunları sor bakalım diyen bilgiyle karşılaşıyorsunuz orada. Kader planı peki? Kader planı bu kez çalışır mı Erdoğan açısından? Daha önce de söyledi, selde evet. söyledi, yangınlarda söyledi, kader planı diyor. Ama mesela bir hafıza tazelemenize yardımcı olayım. Bu NAS dediğinde, yani Merkez Bankası faiz düşürmeye devam ederken NAS böyle, Kur'an böyle diyor, evet. biz ne yapalım dediğinde Cübbeli Ahmet buna itiraz etmişti mesela. Evet. Ya bizim cemaatimizde bir sürü esnaf var. Adamlar batıyorlar, zor durumdalar. Siz nas diyorsunuz. En sonunda bunlar batmalarını dinden, Kur'an'dan bilecekler demişti. Evet.
Şimdi bu Erdoğan kader planı diyor ya, aynı tarif ettiğiniz tabanda kader planı çalışır mı bu sefer? Kader planı o tabanda mutlaka çalışıyor. Çalışıyor mu? Tabii ki çalışıyor. Her zaman çalıştığı için de Sayın Cumhurbaşkanı bunu ısrarla kullanıyor. Ama bahsettiğim bu sorgulamanın olduğu yerde ya da soru işareti olan kitlede artık o kader planı çalışmadığı için o gruptan koptular zaten. Hmm. Yani kader planı ve benzeri türevleri, yani bir takım dini göndermeler, ona ilişkin anlam dünyalarına hitap edecek özellikle duygusal ve vicdani konular o kitlede, bu tabanda bir karşılık buluyor. Ama o karşılığı yeterince artık bulamadığı, farklı sorgulamaya geçtiği için ve koptuğu için işte o soru işaretlerini başka bir şekilde, yani bu yine kader planı, bu da mı kader planı demeye başlayan kitle oldukları için o kitle açısından bir anlamı yok artık. Ama diğer seçmen tabanında, bizim işte bu %25'ler civarında konsolide olduğunu düşündüğümüz ya da kemik taban vesaire diye söylediğimiz kitlede bu başka süreçlerle de birleşerek mutlaka işliyor. Peki, şimdi size Süleyman Demirel'i izleteceğim. 1999 depreminden sonra Cumhurbaşkanı iken, evet, henüz deprem yeni olmuşken yaptığı ilk açıklama. Verelim arkadaşlar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Henüz tam bilançosunu bilmiyoruz. Sabahtan beri bilgi almaya çalıştım. Alabildiğim kadarından çıkardığım netice budur. Ağır bir olay görünüyor. Milletimiz ve devletimiz her zaman olduğu gibi bu felaketin açtığı yarayı da sarar. Savunma içerisinde değil Cumhurbaşkanı. Değil. Yani Cumhurbaşkanı olarak devletimiz, milletimiz bu yarayı sarar demesi ondan beklenen şey zaten. Partili de değil tabii, tabii o ki, zaman. Tabii zaten ki. Cumhurbaşkanı olarak görevi bu. Zaten bir devletin söylemesi gereken, evet, şey bu. Şey bu. Şimdi de Erdoğan'a bakalım. Evet. Erdoğan'ın depremden sonra yaptığı açıklamaya bakalım. Bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri süratle yapıyor. Süleyman Demirel mahcup. Evet. Savunma içerisinde değil. Ama Erdoğan insanları tehdit ediyor. Aslında, defter, evet, açtık, yazmaya başladık. Günü gelince hesabını soracağız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bırakın savunmayı, saldırıya geçmiş durumda. Evet. Maalesef. Nedir aradaki fark? Demirel ile Erdoğan arasındaki fark nedir burada? Bu tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle, yani en temel farklardan biri ana siyasi çatısını, ana siyaset yapma biçimini kutuplaştırma dediğimiz ve şu ana kadar da sistematik olarak neredeyse uyguladığı bir sürecin parçası olarak bu konuşmada. Yani maalesef bu ve benzeri konularda Sayın Cumhurbaşkanı belli bir yumuşama sağlayabilir, bir birlik duygusu, ulusal birlik duygusu yaratabilecekken oradaki hemen hemen her eleştiriyi doğrudan kendisine yapılmış kişiselleştirmeye dönük bir çerçeveye oturtup buradan da bu kutuplaşmaya dayalı bir söylem üretiyor. Yani şimdi Suat Bey, bir araya gireyim. Zamanında müdahale edilmiş olsaydı, enkazların başına kurtarma ekipleri gönderilmiş olsaydı, ekmek, su gönderilmiş olsaydı Erdoğan yine böyle konuşur muydu? Hayır. Çünkü şöyle bir durum var. Hatta böyle konuşmaz. Bir takım örnekler vererek bunu çok daha iyi anlatabilirdi. Fakat herkes biliyor ki, kendisi de dahil, ilk iki gün yaşanan çok ciddi bir koordinasyonsuzluk ve insanların çığlıklarına, hatta öyle bir şey de var biliyorsunuz. Eskiden, yani 99'da ben de o depremde bir takım şeylere katıldım. İnsanlara enkaz altına bağırılıyordu, orada kimse var mı diye. Şimdi insanlar
enkazdan bağırıyorlar orada kimse var mı diye. Evet. Şimdi bunun olduğu bir iki gün yaşadık. Şimdi evet. Dolayısıyla bu çok ciddi, yani bu örneği sanıyorum bir gazeteci vermişti bu örneği. Bu çok gerçekten trajik bir örnektir. Yani bunun iki gün boyunca sürmesi, işte bu can kayıtlarının artması, bunlara dayalı bir takım herkesin kafasında soru işaretleri oluşması ve buna dayalı da bir tepki oluşması. Bu tepkinin belli bir düzeyde algılanması, yani burada belli bir niyet aramak, İşte iktidarı sorgulamak, iktidarın kendisini eleştirmek, siyaset yapmak gibi bir şey değil. Doğrudan tam deyimiyle can havliyle insanlar o eleştirilerini, niçin bir makine, iş makinesi olmadığını, niçin bir vinç olmadığını veya işte ikinci günde niçin bir bardak su bulamadıklarını, hani çadır madır falan geçmiş durumda insanlar. Şimdi, dolayısıyla bunun Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu biçimiyle değerlendirilmesi hala o nasıl diyelim, siyasal yaklaşım, o iletişim tekniğinden vazgeçmediğini, rakiplerini bastırarak, rakiplerini işte sizi deftere yazdım diyerek, hatta bu daha ileri aşamalara da geldi. Bakın bu konularda tweet atan bir takım insanlar aldı, evlerinden götürüldü. Yani benim tanıdığım siyaset bilimci Özgün Emre Koç savcılığa evet. gitti, evet. bir gece kaldı, işte ifade alındı falan. Yani burada Rütük Başkanı da yayınları takip ettiklerini, raporlamaların yapıldığını, şikayetlerin incelendiğini falan sürekli söylüyor. Bu aslında hani bu Çinlilerin söylediği bir sözdür. Her kriz aslında bir fırsattır diye. Bu çok büyük bir krizdi ve Sayın Cumhurbaşkanı açısından da aslında tırnak içinde çok büyük bir fırsattı. Bu ulusal birliği ve dayanışmayı, oraya akan dayanışmayı kendisi başka bir güçle, bir birleştirici güçle gerçekleştirebilirdi. Ama böyle bir niyeti kesinlikle yok. Çünkü onun yaklaşımına, siyasal iletişim yaklaşımına da, iletişim yaklaşımına da uymuyor maalesef. CHP'li Tuncay Özkan geçen bizim yayına konuk oldu. 99 depremiyle bir kıyaslama yaptı. O zaman Kanal D Haber'in evet. başında Tuncay Özkan. Biliyorsunuz 99 depreminde iletişim sistemi çökmüştü. Yani telefonlar çökmüştü, insanlar birbirleriyle haberleşemediler. Evet, hatta devlet... İşte depremden haberdar olamadı falan denildi. Tabii Demirel de söyledi zaten. Söyledi. Alabildiğim kadarıyla evet, diye. Evet, o da alabildiğim kadar evet. ilgi bu kadar evet. diyor. Açık yani. Tabii açık tabii, söylüyor. Tabii. Bülent Ecevit o zaman Tuncay Özkan'a telefon açıp demiş ki sizin sayenizde öğrendik durumun ne kadar vahim olduğunu, sizin yaptığınız haberler sayesinde öğrendik. Evet. Ve ondan sonra işte hani daha büyük çapta bir müdahale gerektiğini kavradık falan mealen söylüyorum. O zaman da bir başbakan, yani yürütmenin başı, bir gazeteciye bunu söylüyor. Şimdi yürütmenin başı Erdoğan gazetecilere yazdıklarınızı, çizdiklerinizi not ediyorum. Evet. Vakti gelince hesabını soracağım diyor. Evet. Sonra Twitter'ı yavaşlatıyorlar. Tabii bir de vesaire. Özellikle bu Twitter'ın yavaşlatılması konusunun İnan Bey altını çizmek lazım. Evet. Çünkü bu öylesine trajik ve öylesine, yani akıl alır bir şey değildi. Zaten bunun çok büyük bir tepki geldi. Bunu hızla fark edip, dikkat ederseniz o bir gün bile sürmeden sonra hızla toparlandı. Neden? Çünkü orada da bir akıl tutulması söz konusuydu. Sürecin başından beri yaşandığı gibi. Şimdi bakın, daha temelde bir şey söylemek gerekiyorsa. Çok özür dilerim, bölüyorum. Evet. Sanki şöyle yürüyor süreç Suat Bey. Birilerinin aklına bir şey geliyor. Diyor ki Twitter'ı yavaşlatalım. Bir toplantı yapılan bir yer var. Maalesef. Twitter'ı yavaşlatalım. Birisi de işte kimse artık o karar verici. Çok iyi fikir. Hemen yavaşlatın. Ya biz bunu yavaşlatalım da bunun sonuçları ne olur? Evet, geri maalesef. Adım atmak zorunda kalır mıyız? Maalesef. İnsanlar oradan haberleşiyorlar vesaire. Sanki böyle bir muhakeme yapılmıyormuş. İşte burada bir takım hayati konuların aynısını zaten şöyle devam edecektim. AFAD ve onun çalışmalarında da görüyoruz. Bakın birçok şey şöyle söylendi. Yani bir takım yardımlar geldi, bir takım iş makineleri geldi. Fakat onu koordine edecek, ne nereye gidecek, ne zaman gidecek, evet. hangi talep ne zaman karşılanacak, işte uçaklarla gelen yardım malzemeleri nasıl dağıtılacak? Buna ilişkin bir koordinasyonun hem deprem sahasında hem de bunu koordine edecek, yani depremde bundan etkilenmemiş kişiler tarafından da yapılamadığını, yani bu iki günün böyle çok ciddi büyük bir koordinasyonsuzlukla yaşandığını gördük. Yani aynı durum, o akıl tutulması AFAD'ın işleme sisteminde veya kurgu sisteminde. Ama burada da yine bir şey daha altını çizeyim, izin verin. Buyurun. Bu da yapısal başka bir şeye işaret ediyor aslında İnan Bey. Bu
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de organize olduğu bu bakış açısının, yani her şeyi bir yere, tek yere bağlama, tek yerden bilgi ve direktif alma, öyle gerçekleştirme, oradan bir şey yoksa inisiyatif kullanmama, kullanamama. Şimdi deprem bölgesi gibi bir yerde otomatik olarak birçok organ kendi inisiyatifini kullanabilseydi, bir takım korkular, kaygılar vesaireler bu kadar öne çıkmasaydı, çok basit, artık hepimiz açısından defalarca konuşuldu, ordu ilk gün çıkardı, sahaya çıksaydı, hı hı, bu ne bu kadar ciddi toplumsal tepki bu kadar yüksek düzeyde olabilirdi, ne de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakındığı, herkesi deftere yazdığını söylediği o sözler, o yakınmalar dile getirilirdi. Yani çok ciddi bir başlangıçta yapılan eksikler, hatalar, özellikle koordinasyonsuzluk çok ağır bir maliyet olarak yansıdı. Peki, şimdi çok tartışılan yine bir görüntü vardı Suat Bey. Erdoğan açıklama yaparken önüne çocukları dizmişlerdi. Evet, maalesef. Sonra hatta Adi Kara İsmailoğlu, Ulaştırma Bakanı, çocuklardan birinin şapkasını açıyor, çocuk tekrar işte şapkayı kapatıyor vesaire falan filan. Biz çocukların yüzünü kapattık tabii bu arada. Evet. Evet. Açtı başını. Sonra videonun devamında, burada yok herhalde o, videonun devamında o çocuk tekrar kapatıyor. Evet, kafası. Evet. Ben izledim bu videoyu da. Hatta biraz sonra göreceğiz, kendisi büyük olasılıkla kafasını kapatacak. Evet. Şimdi buna neden ihtiyaç duyuluyor? Şimdi bununla ne söylemek istiyorlar? Şimdi burada aslında temelde maalesef ya da siyasal iletişimde şöyle bir şey var. Çocuklar ve kadınlar ve yaşlılar, bazen de gençler. Bunlar jenerik hedef kitlelerdir. Bu jenerik hedef kitleler çeşitli etkinliklerinizde, ön planda, sizinle birlikte, ona sarılırken, kucağınızda vesaire, hep böyle dikkat ederseniz fotoğraflar verir. Evet. Bu klasik yaklaşımın burada birazcık daha, nasıl diyelim, biraz tuhaf oldu. Birazcık daha değil de çok kötü kullanılmasını görüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne çocuklar, dikkat ederseniz arkadaki kitle hepsi çok ciddi, işte bereli, şeyli, üstlerinde hepsi sıkı sıkı giyinmiş. Bunun başka bir örneği var. Evet. Bölüyorum sizi. Başka bir konuşmada yine çocuklar var. Buradaki çocuklar yine giyinmiş, evet, bunlar, falan var. Onlar daha kötü. Şimdi tam onu söyleyecektim. Ahat Andican bugün tweet atmış, İyi Partili. Onu bir görelim arkadaşlar. Ahat Andican'ın tweetini. Evet, tam onu söyleyecektim. Bunun benzeri bir şey tekrarlandı. Tekrarlandı. Çünkü neden? Bunun işte bahsettiğim gibi jenerik bir konu olarak doğru olduğu kabul ediliyor. Yani biz eğer oraya, işte evet, bu oradan bir yansıma. Biz eğer bunları kullanırsak, yani çocuk veya farklı şeyleri buraya koyarsak, verdiğimiz mesajlar daha yumuşak, daha, evet, kapsayıcı, çocukları da işte bütün herkesi de kapsayan bir biçimde oluşur gibi bir algı var. Ahat Andican şöyle yazmış: soğuk havada üzerlerinde kışlık giysileri, evet, olmayan çocukları önlerine dizerek resim çektirip şov yapmak nasıl bir zihniyettir? Evet. Çocuklara birer mont giydiremediniz mi? Edep yahu vicdan diyor. Yani orada bakanlar var, eski başbakanı görüyorum, Milli Eğitim Bakanı var. Falan. Hakikaten yani şu çocuklara bir mont giydiremediniz mi? Bunu nasıl bir şeydir yani? Garip bir şeydir. Öyle bir şey ki bu. İşte diyorum, bunu bambaşka bir hale dönüştürerek, yani kaş yapayım derken göz çıkarmaktır bu tam anlamıyla. Muhakeme biraz kaybolmuş gibi. Çok çok ciddi. İşte bu, biraz önce hani bir şey dediniz ya. Ya bunu yapalım iyi olur. Bu fena bir fikir değil galiba deyip bir anda, ben ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın o çocukların orada olacağından, ne de diğer bakanların, hatta belki o sırada birinin aklına gelen bir şeyle de bunun oluşmuş olabileceğini de inanın düşünün. Çok yani, acayip. Her tam şey, rejimin ruhu. Evet, her şey şöyle değil. Böyle kritik, işte çocukları şuraya koyalım, böyle bir poz verelim, şöyle bir şey oluşsun gibi bir plan ve şey üzerinden de gidiyor olduğunu düşünmüyorum. Ama burada çok büyük bir özensizlik. Burada hani çocuklar açısından da tırnak içinde çok ciddi bir istismar söz konusu. Peki. Bir de deprem